Konuşuyorsanız sözlerinizi lütfen toparlayın. Türbinlere oynuyorsanız ona söyleyecek bir şeyim yok ama onun yeri de burası değil. Çok rica edeceğim. Meclise hitaben suçlama yapıyorsunuz ve gerçekten ayıp ediyorsunuz. Başkanım, evet. İyi anladınız silahlarınızı hakkında. Bu milleti yıkamayacaksınız. O vatanı bölemeyeceksiniz. Abi olamayacağız. Hadi bak. Teşekkürler. Sorun var mı güzel insan? Sorun var mı? Evet, ya arkadaş, bir saniye arkadaşlar. Yusuf Bey, sözünüzü bitiriyor musunuz? Gezi, direniştir, bir kalkışmadır benim. Ve burada... Duyduğunuz için sakinleyebilirsiniz. Siz de meclise hitaben bir konuşma yapın. Evet, müsaade edin. Tamam, meclise hitaben suçlama yapmayın demek istiyorum lütfen. Ve kime hitap ediyorsunuz? Bu yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Şimdi meclis salonundayız. Bu bir suçlama gibi oluyor ya. Sizden çok rapor isteyeceğiz bu konularla ilgili. Bilgilenmek istiyoruz. Hocam ne demek? İşin başkanı ne demek? Teşekkür ederim. Lütfen sözünüzü bitirin ve meclise hakaret etmekten vazgeçin, tamam mı? Çok rica edeceğim. Böyle devam edecekseniz de devam etmeyin lütfen. Arkadaşlar lütfen Hatip'e müdahale etmeyelim. Sözünüzü toparlar mısınız Yusuf Bey? Lütfen siz de sözünüzü toparlayın lütfen. Tamam lütfen. Yusuf Bey toparlıyoruz galiba değil mi? Yok başkanım toparlıyoruz. Lütfen. Rica ederim ne demek çok naziksiniz. Hep öyleyim. Ama yanıt da veriyorum. Aslında cevabı en güzeli. Verenler kimler? Ben Türk'üm. O kadar da Kürt'üm. O kadar Zafa'yım. O kadar da Nazır'ım. O kadar da Dadaş'ım. Ben Rize'liyim. Rize'li olduğum kadar Diyarbakırlıyım. Sivaslıyım. Urfa'lıyım. Edirne'liyim. Hakkari'liyim. Biz bu toprakların evladıyız. Biz şehitlerin kanıyla, kanından rengini alan, ayın hızlı bayrağın altında kardeşçe yaşamış, binlerce yıl kardeşçe yaşamış bir medeniyetin evlatlarıyız. Bizler tarih boyunca yeryüzünün vicdanı olmuş, insanlığın umudu olan, sadece bu coğrafyada değil, bütün mazlum coğrafyadaki insanların sesi olan, ve onların başını öyle eğdirmemiş. Biz 532 yıl boyunca, 632 yıl boyunca dünyaya hükmetmiş ilahi kelimetullah şiarıyla Allah'ın adaleti ve şiar etmiş bir milletin evlatlarıyız. Şimdi biz yaratılan yaratandan ötürü severiz. En büyük cevabı bu medeniyetin evlatları olan o yangınlarda canlarını kaybedenlerle Diyarbakır'daki, Mardin'deki de rahmetle yad ediyor. En güzel cevabı onlar verdiler. Bu medeniyetin evlatları verdiler. Gece çakalla sürüye saldırıp sabah çobanla ağlayanlara, kendilerini sırtını PKK'ya, PYD'ye yaslarım diyenlere tazi evine geldiklerinde burada fitne çıkaramazsınız, burası tazi evidir diye cevabı verdiler. Biz de o büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. O topraklarda öyle medeniyetin evlatları var olduğu sürece bu bayrağı dinmeyecek, ezanda dinmeyecek. Bu bayrağı bakan da kimse işgal edemeyecek. En son zaten 15 Temmuz'da bu işgalin 15 Temmuz'da bu işgale kalkışanlara karşı Neşri Milleti'ne rakamdan milletine hizmet etmek için yaşar. Sayın Cumhurbaşkanımız, onurumuz, gururumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla millete demokrasinize, yarınlarınıza sahip çıkın diyerekten milleti sokaklara dökülmüştür. Bu vatan için ölmeyi şehadet bilen aziz milletimiz çoluk çocuk sokaklara dökülmüş ve tahtların önünde, silahların önünde siper olmuştur. Ama bu vatanın işgaline bölünmesine izin vermemiştir. Veremeyecektir. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız sözünü başaramayacaksınız. Bu milleti yıkamayacaksınız. O vatanı bölemeyeceksiniz. Bu devleti parçalayamayacaksınız diyor.
ve kime hitap ediyorsunuz? Yani hani bu yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Şimdi meclis salonundayız. Bu bir suçlama gibi oluyor ya. Öyle oluyor. Önce düzeltelim onu. Hani dışarıya söylüyorsanız bunu düzelterek söyleyin. Çünkü burada hiç kimsenin öyle bir derdi yok. Siz de meclise hitaben bir konuşma yapın. Evet, düzeltelim o zaman. Tamam, meclise hitaben suçlama yapmayın demek istiyorum lütfen. Ben bu sözlerimi kimin bu bayrağa, bu vatana, kardeşliğimize kastı varsa onlara söylüyorum. Tamam, ne güzel. Zaten bunun aksine düşünülemez. Aksini düşünmek de zaten akıl kârı bir olay değildir. Ve şimdi ormanlarla ilgili konuya gelelim. Biliyorsunuz dünyanın en güçlü ülkeleri bile bazı afetlerde yetersiz kalıyor. Afet bu sonuçta. Yani en güçlü ülkeleri bile afetlerde yetersiz kalabiliyor. İHA ve SİHA'lardan bahsedildi. İHA durumumuz dediğiniz kadar İHA ve SİHA'larla ormanlarla ilgili de önlem alınsın. Ben şunu söylüyorum. 14 adet Bayraktar TB2 24 saat ormanlarımızı izlemek ve kontrol etmektedir. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Sadece İHA ve SİHA'larımız bu ülkenin bütünlüğüne, beraberliğine, kardeşliğimize kastedenlerin korkulu rüyası değildir. Ormanlarımızı yakmak isteyenlerin de korkulu rüyasıdır. Bir. İkincisi. Özünde. 26 adet uçak, 105 adet helikopter, 5000'den fazla da araçlarla beraber ormanlarımız kontrol altında. Ve ilk defa bunlar AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan'dan önce birilerine sayılmayacak sıfıra denk gelecek rakamlardır. Bir ikincisi, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 4447 tane göletle beraber araçlarımız destekleniyor. Gelip su aldığı zamandan bir yere bırakıyor. Bu olayın farklı bir tarafına gelelim. 2002'de orman varlığımız, yani AK Parti iktidarından önce orman varlığımız 20.8 milyon hektar. Şimdi bu sayı en yoktu arkadaşlar. Bu sayı 22.9 milyon metrekare. Bu da ne demektir? Sadece topraklarımızın değil, bütün mazlumların onur gururu olan Sayın Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarı döneminde 5.5 milyar fidan toprakla buluştu. Yeşili seven kim o zaman? Millete hizmet eden kim o zaman? Buradan gelip de yanlış bilgilerle, yalanlarla, algılarla bu aziz meclisi, aziz milleti meşgul etmeye hiç gerek yok. Bu rakamların kaynağını da söyler misin? Kaynağını ben seni getiririm. Veririm. Ben bu kaynaklardan harici çok özür dilerim. Bu kaynaklarda bir yanlış varsa çıkarsınız dersiniz ki Yusuf Bey, siz geçen hafta böyle söylemiştiniz, bu böyle dersiniz. Sorun var mı güzel insan? Sorun yok. Estağfurullah, tabii ki. Çok heyecanlıyım. Bizimiz suyunuz için sakinleyebilirsiniz. Yani bitirmek üzere arkadaş, öyle söyledim. Ve burada geçen hafta bir konuya da değinip tabii konuşmalarıma son vereceğim. Geçen hafta burada Gezi'nin bir enişteydi. Gezi bir enişte. Hatip'in sözünü kesmeyelim. Lütfen söz alırsanız size de söz veririz. Buyurun Yusuf Bey. Gezi bir eniştir, bir kalkışmadır benim diye. Hepimizin de ülke tarihinde yaşadığımız ülkemize kara leke olarak değil, sadece dünyaya kara leke olarak geçecek 28 Şubat yaşadık. Din ve vicdan özgürlüğü var ve irade özgürlüğü var. Burada açık kardeşlerim var, kapalı kardeşlerim var. Hepsi bizim için bir değer ve kıymettir.
hiçbirinin birine diğerinden daha fazla muhabbet duyuyoruz. Hepsine aynı muhabbeti duyuyoruz. Hepsi bizim kıymetlimizdi. Benim rahmetli annem, rahmetli babama başörtüme dokunma eylemine gidebilirdim dedi. Babam da tabii dedi, demokratik olarak halkalarına göre derdi annelerimiz, ablalarımız. Halkalara başörtüme dokunma diye, irademe dokunma. Din ve vicdan özgürlüğü varsa. Bu ülkede gördük ki, üniversite kapılarında en doğal hakkı olan eğitim hakları sırf başı örtülü diye ellerinden alındı ve saçlarından sürüklendi. Cezaevlerine atıldı ve bu kardeşlerimizin çoğu iyice hastalıklara, psikolojik ve kanser hastalıklarına rahmeti rahmana kaldı. Sizden çok rapor isteyeceğiz bu konularla ilgili. Bilgilenmek istiyoruz. Hocam ne demiş? İşin başkanı ne demiş hocam? Teşekkür ederim. Lütfen olarak ve bunun haricinde kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Azimuşşan'ı öğreten ilim yuvaları Kur'an kursları kapatıldı. Eğitim hakları yavrularımızın, öğrencilerimizin elinden alındı. Alındı. İmam hatipler kapandı. Camiler önünden 70 yaşında, 80 yaşında tek sermayesi imanı olan aziz milletimizin büyükleri sakallarından dolayı camiler önünden toplanıldı. Ve o gün biz ne dedik? Bana annem babam, sen git cam kır, sen git ambulans yak, sen git polise saldır demedi. Bana annem, babam, sizler gibi, hepimiz gibi bu milletin evlatları, evlatlarına, anneleri devlet mukaddestir, polis kutsaldır dedi. Ne bir cam kırıldı, ne bir ambulans yapıldı, ne bir kamu malına zarar verildi. Ne yapıldı? 14 Kasım 2002'de demokrasi olarak direniş gösterildi. Direniş budur. Direnişin sonunda da milletin milletin adamı milletiyle buluşturuldu. AK Parti iktidarıyla beraber, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber ülkemize bir güneş doğdu. Madem bu bir gezi olayı, direnişti, kalkışma değildi. Soruyorum hepinize, kutsal saydığımız en ufak bir sıkıntı yaşadığımızda 155'i arada arıyoruz değil mi? O gün orada bir komiserimiz şahadet şerbeti içti. 600'e yakın polisimiz, 600'e yakın polisimiz ağır yaralılara yaralandı. Bu devletin kanunun malı değil midir bu ambulans? Ambulanslar yakıldı. Kamunun mallarına zarar verildi. Ve orada sadece çoluğuna, çocuğuna rızık endişesiyle olan esnaflarımız dükkanlarını açamadı. Ahmet amca, terzi Ahmet amca ikisini yaptı. Sufrayı toparlıyoruz galiba değil mi? Yok başkanım, toparlıyoruz. Lütfen. Rica ederim, ne demek, çok naziksin. Hep öyleyim. Ama yanıt da veriyorum. Kardeşim, biraz insan tayfasını yönetiyoruz. Ambulanslar yıkıldı, kamu mallarına zarar verildi. Biz 28 Şubat'ta hiçbir kamu malına zarar vermedik. Kamu malını kutsal gördük. Polisimizi kutsal gördük. Yapmadık, yıkmadık. Sandıkta direniş gösterdik ve iktidar olduk. Ama sizler hiçbir zaman 17 aradık. Sonrasında gezi. Sizler 17 insan verildi ya. 17 ya. Yok, bu olaylar yapanlara diyor. Sizlere demiyorum. Siz güzel insanlar. Şimdi sizi bir kere daha uyaracağım. Eğer meclise hitaben konuşuyorsanız sözlerinizi lütfen toparlayın. Türbinlere oynuyorsanız ona söyleyecek bir şeyim yok ama onun yeri de burası değil. Çok rica edeceğim. Meclise hitaben suçlama yapıyorsunuz ve gerçekten ayıp ediyorsunuz. Sizler başkanım. Arkadaşlar toparlıyor Hatip, lütfen Yusuf Bey, lütfen siz de toparlayın lütfen. Ben burada o tarz insanların olduğuna inanmıyorum. Ben lütfen. Burada
Millete zaten Maltepe'ye kendini vakfetmiş, hizmet yolundalar arkadaşlarımız oldu. Ben birkaç tane vardı onları bir an. Diğer arkadaşların niyetlerine hariç Yusuf Bey. Yusuf Bey, sözünüzü bitiriyor musunuz? Lütfen sözünüzü bitirin ve meclise hakaret etmekten vazgeçin, tamam mı? Çok rica edeceğim. Böyle devam edecekseniz de devam etmeyin lütfen. Saçma sapan konuşma. Lütfen. Çok özür dilerim. Lütfen. Milletin meclisi, dergide, milletin kürsüsü, milletin sesini kimseye... Meclis toplantısında meclise hakaret etme hakkını size kimse vermez. Ben hiç vermeyeceğim. O yüzden lütfen sözlerinizi toparlayın. Cuma bir anlaşalım. Burası milletin kürsüsü, milletin meclisi. Milletin sesini de sandıkta millet keser. Milletin. Arkadaşlar lütfen Fatih Bey müdahale etmeyelim. Sözünüzü toparlar mısınız Yusuf Bey? 17'ye bir başkanım arkadaşlar. Lütfen. 17'ye bir. Lütfen sözünüzü toparlayın. Toparlayın başkanım. Şimdi... Birkaç kişi dediğimde kızıyorsunuz da başkanım, ülkemizin onuru ve gururu olan sizin ve bizlerin gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz İHA'larımız, SİHA'larımız hakkında... Ya arkadaş, bir saniye arkadaşlar. Yusuf Bey, sizin sözünüz bitmeyecek herhalde. Hayır, size son bir dakikayı veriyorum. Toparlayın lütfen. Lütfen toparlayın ve meclise hitap edin. Ne bana ne türbünlere. Lütfen. İHA'mız, SİHA'mız kısaca bizim gururumuz ve gururumuzdur. Bağımsızlığımızın temsilcisidir. Tamam. İHA'larımızda, SİHA'larımızda gurur duyuyoruz. Sadece bundan önce Kıbrıs Harekatı'nda kardeşlerimize, öz vatanımıza işgal girişiminde bulunduğu zaman yerli ve milli olamadığımızdan dolayı helikopter lastiğimiz yoktu. Arkadaşlar lütfen, çok rica edeceğim. Lütfen toparlayın siz de. Lütfen siz de sözünüzü toparlayın. Lütfen. Tamam lütfen. Siz de çıkın cevap verin. Neyi suçluyor? Arkadaşlar lütfen. Siz de çıkın. Lütfen. Meclisi suçlar konusunda konuşursa cevap vereceğiz tabii. Arkadaşlar lütfen Hatip sözünü toparlıyor. Lütfen çok rica edeceğim. Yusuf Bey devam edin. Lütfen devam edin. Programda konuşuyorsunuz. Tamam abi sen siz devam edecek zaten. Problem kalkacak orada. Lütfen sözünüzü toparlar mısınız? Son bir dakikanızın son 30 saniyesindesiniz. Başkanım. Lütfen. Konuşuyoruz yani. Konuşmuyoruz canım. Yani ne konuşması siz? İki aydan beri. Merkezim, hükümetin söylemlerine başlatıyorum. Lütfen mikrofona doğru. O zaman bir dakika. Bir dakika o zaman. O zaman ben son kelimeyi, bir dakika ben buradaki kimseye ithaf etmiyorum. Ben ortaya söylüyorum. Burada da o sözleri anlayacak hiç kimsenin olmadığı. İHA ve SİHA'mıza, bağımsızlığımıza, yarınlarımıza kasteden sözlere ben o sözüm onlara gitsin. Harici ben kimse o sözü söylenen hiçbir zaman da söylememişimdir. Ben bilirim ki buradaki kardeşlerimiz de beni kadar bayrağını, ezanını, vatanını, mukaddes saati, yarınları düşünür ve sever. Bunda hiçbir şey yok. Bunda hiçbir şey yok. Şimdi gezi kalkışmadı dedik değil mi? Siz dediniz, biz de direniştir dedik. Evet. O zaman şöyle yapalım Sayın Başkan. Seçimden önce hepimizin de bildiği gibi bir önceki Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı bir pazar günü sosyal medya hesaplarında değil sadece bütün billboardlarda üç keşiften al. Müjdeler olsun. Altıntepe Küçükyalı, İdeatepe Çınarmalı, Çınar Mahallesi. Bu mahallelere iki kat imar verdi. Kentsel dönüşümün önünü açıyoruz dedi. Arkadaşlar ya çok rica edeceğim. Çok rica edeceğim. Başkanım arkadaşlar da ya ben bir şey yapmıyorum. Hocam ben biraz sonra sözünüzü keseceğim. Öyle türbinleri oynaya oynaya süreyi uzatacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdi geziyle başladınız, iki kat artışına geldiniz, cümlenizi bağlayın. Türbinleri oynayacak hiçbir ne idealim ne bir çabam vardı. Sözünüzü toparlayın, bir daha uyarmayacağım. Bir daha uyarmayacağım, lütfen sözünüzü toparlayın. Onun için Yusuf Özgün'ün tribünlere oynamaya hiç niyet yok. İnşallah kardeşim bilirsin. Evet. İstiklal hesabından, sosyal medya hesabından bir önceki Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı. Müjdeler olsun Çınar Mahallesi, müjdeler olsun Küçükyalı, müjdeler olsun Altıntepe, İdaretepe. Küçükyalı. İki tane imar verdik dedi. Dedi değil mi? Dedi.
Peki pankartlar astı. Pankartlara üst geçitleri bunları billboardlara yayınladı. Popülist bir siyaset olarak böyle. Seçimden sonra ve açıklanan her şeyi şunu da söyleyeceksiniz, haklısınız. Yani bir bölgeye imar verilirken onun altyapısını, diyelim şehir plancılarının çalışmasını, diyelim bu şey trafik olarak insanlara kalacak, bunu araştırmakla. Ama bunu küçük ya da halkı, İdaatepe, Altıntepe halkı değil, o belediye başkanı bunu önce de bunun planlamasını yapıp ona göre müjde vermesi lazım. Şimdi küçük yollardaki arkadaşlar bana geliyor. Yusuf Bey diyor, hani diyor iki kat imar müjdesi verdi Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi. İşte inandık. Oylarımızı verdik. Kentsel dönüşümü anlatacak dediler. Şimdi bir şey yayınlıyorlar. Dedikleri şey, işte bu şekilde imar verilmiyor diye bir açıklama yaptım. Şimdi ben o küçük yoldakilere diyeyim mi? Siz belediyenin önüne geldin. Belediyedeki camları kırın. He? Ne diyorum ben onlara? Kamu malı, devlet, polis, mukaddestir. Bir devlet biz sizsiz. Ama Gezi, direniş olmasa, dediğiniz gibi direniş olsaydı orada ambulanslar yakılmazdı. Rahmeti Rahman'a kavuşan kutsalımız, polislerimiz öldürülmezdi ve ülkede kaos ve kine yol açılmazdı diyorum. Ve bununla beraber 86 milyon ellere daha güçlü bir Türkiye diyorum. Hepinizi emanetçilerin en güzeli Yüce Mevla'ya emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel, cuma gününüzü, cumanız mübarek olsun diyorum. Şunu da söyleyeyim. Ben ortaya hiç kimseye burada ikamda bulunmadım. Ama tabii birkaç ikamda bulunduğum kişiler de var. Yani inkar etmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hepimiz yakın Cumhuriyet tarihini biliyoruz. Hele bu son süreçleri çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla mesnetsiz olarak söylediğiniz bütün çalışmalarla ilgili, hele ormanlarla ilgili benim gibi birisinin yanında bunu söyleyecek cüreti gösterdiğiniz için de kutluyorum sizi. Yani meslek hayatımın 25 yılı orman yağmalarına karşı mücadele etmekle geçmiştir. Orada